Ee, AK Parti'nin özellikle ekonomi politikalarından rahatsız olan bir tablo var. Kesim var. Bu e, bunu AK de dahil. Ee, bu bir buçuk yıldır belki iki yıldır böyle. Ama ondan öncesinde kentli muhafazakar İbrahim Uslu'nun da kulakları çınlamış olsun. Onun e, kavramlaştırmasıyla kentli muhafazakar seçmenin AK Parti'nin e, uygulamalarından ayrıca bir rahatsızlık duyduğunu da biliyoruz biz. Ama son iki yıldır artık akut bir problem haline gelen, son bir yılda akut bir problem haline gelen ekonomik kriz her şeyi bastırdı. Bunu ben hep şuna benzetiyorum. Allah korusun kolunuz kesilmişse, burada bir akut kanama varsa beyin sırttaki kas ağrısına, bacaktaki diz yani, ağrısına evet, bakmaz. Evet. Kulak çınlamasına bakmaz. Bütün enerjisini o kanamayı durdurmaya verir. Evet. Şimdi Toplum şu anda bir akut kanama yaşıyor. Yani diyor ki benim ekonomik olarak perişan haldeyim. Çok büyük sıkıntılarım var. Buna odaklanmış halde. Ben e, siyasette çok önemsediğim bir şey var. Oy almak çok önemli bir konu da. Bir de psikolojik üstünlük diye bir şey vardır siyasette. Şimdi şu an o üstünlük. Şimdi... Bu ekonomik krizden sonra ben muhalefetin çok uzun süredir psikolojik üstünlüğü elinde tuttuğunu söylüyordum ve görüyordum da. Hı hı. Sahada gördüğüm tablo buydu. Ee, Nisan ayındaki kanun değişikliğinden sonra muhalefetin içerisinde bir ayrışma da oldu ve İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi domine etmeye başladı siyaseti. Diğer dört parti biraz siyasetten düştüler. Hı hı. Ee, çok uzun süredir e, siyaseten psikolojik üstünlüğü Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti elinde tutuyordu. Özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, son manevraları, hükümeti bir takım şeyleri yapmaya zorlaması, önden haber almış ya da almamış fark etmez. Neticede siyaseten bir başarılı hamledir. EYT'yi çıkarttırmak, asgari ücrete zam yaptırmak. Bunların tamamı şey. 2011 yılında bizim e, olabilir. sistemimize girdiğinizde haber, haber almış da yani. olabilir. Bu da bir başarıdır. Peki unutuluyor yani. Mu? Şunu diyeceğim. Yani Alınabilir de şimdi iktidar kaldık. çıkarıyor ya. Bunu muhalefetin dile getirdiği unutuluyor mu? Akılda kalıyor ha, mu? Şunu yani, bu söyleyeceğim. Bunlar aslında muhalef, e, yazıyordu. Hı hı. Bakın eğer anayasa teklifini şu anda kabul etse Cumhuriyet Halk Partisi yani tek başına hanımefendinin kaygısı var. Başka maddeler de koyacaklar bunun içerisine diye. Diyelim ki koymadılar tek başına hak ve özgürlükleri genişleten bir madde koysa Cumhuriyet Halk Partisi de buna destek verse bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin hanesine yazar. Sayın Kılıçdaroğlu bu konuyu açtığı için bu anayasa değişikliği oldu diye düşünülecek. Fakat son bir aydır bana göre muhalefet e, psikolojik üstünlüğü kaybetti. Bunun en önemli sebebi kendi içerisindeki tartışmaları. Sayın Babacan'la Sayın Davutoğlu bir ara kamuoyu önünde tartıştı. Ve sonunda da Sayın Meral Akşener bizim ekranlarımızda noter değildir çıkışıyla Sayın Kılıçdaroğlu'na açıkça tavır aldığını göstermiş oldu. Onun haricinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da İyi Parti'nin sözcüleri kendi aralarında bir sürü tartışma yaşadılar. Şimdi beyefendi çok iyi bilir Anadolu'da bir laf vardır kavgalı eve kız vermezler. Doğru diyorsun. Bir aydır bu kavgalar ana muhalefet, için muhalefet cephesinde yaşanırken AK Parti de son derece rasyonel, son derece vatandaşının akut kanamasına müdahale edebilecek, derman olabilecek, durdurabilecek bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ne yapıyor? Toki'den dar gelirli insanlara ev veriyor. EYT çalışmasını yapıyor. icralık olan dosyaları, iflas dosyalarını kaldırıyor. Yani vatandaşın ha dedikleri konularla ilgileniyor. Hiç kusurumuza bakmayın. Vatandaşın gündeminde hiç başörtüsü sorunu da yok. LGBT sorunu da yok. Efendim CHP'nin dillendirdiği veya kendi aralarında tartıştığı, İyi Parti'nin kendi arasında tartıştığı parlamenter sistem de yok. Kesinlikle. Buraya geçme derdi de yok. Altılı Masa'nın yayınladığı Sağ deklarasyon hiç da yok. soran olmamış. Bakın bunların hiçbiri yok. Akut Sorunu olan bir yerde vücut başka bir şeyle ilgilenmez zaten. Ama ben muhalefetin bunu bir türlü okuyamadığını görüyorum. Hele son bir ayda bunu kaybetmiş durumda. Seni okumadığın için oluyor veya izlemedikleri için oluyor. Efendim? Seni okumuyorlar ve izlemiyorlar. Ama yani. Kemal Bey okuyoruz, sadece okuyoruz. yani başörtüsü değil kastettim ama. Sizi muhalefetten saymıyoruz e, Sadece ekonomi yani sadece cebini düşünen seçmen de çok sınırlı olmaz mı? Yani duygular, aidiyet, kimlik Şöyle, yani ideolojik bak, yakınlık. E, bütün bunlar bir belirleyici değil mi? Önemlilik sıralaması Hanım, vardır. Siz yani bir icralık oldunuz mu Allah göstermesin? İcralık. 25 milyon vatandaş icralık. 25 evet. milyon. Ben öncelik sıralaması milyon, olarak ekonominin en üst olduğunu. 3 milyon e, 200 bin kişi kirasını gidiyoruz. Evet kabul ödemiş. ediyorum. O, o en ki şöyle orada efendim, olacak ya. Şöyle. Ama Şimdi... görüyoruz ki ekonomik olarak bazı bu bunlar geldiğinde yine de bir seçmen var ki. E, Partisinden uzaklaştığını söylüyoruz örneğin AK Parti seçmeninin. Tamam. Ama o Şimdi değişim bakın kolay şöyle. değil. O değişimi belirleyen de sadece ekonomi değil yani orada bir aidiyet var. Büyük bir kısmı var. şu anda ekonomi meselesi. Şu anda büyük bir kısım yani siyaseti sandığı belirleyecek önemli konu ekonomi. Fakat AK Parti bunda çok radikal adımlar atıyor. Önemli kararlar alıyor. Ve bunlar seçmeni de etkiliyor. Ve daha henüz elindeki kartların tamamını da açmış değil yani EYT yasası çıktığında, yılbaşı geldiğinde asgari ücrete zam yapılacak, memura işçiye zam yapılacak, emekliye zam yapılacak. Bunlar olduğunda aradaki psikolojik üstünlük bana göre daha da artıyor. Çok kısa bir şey söyleyeyim. Bu arada Misesi Türkiye mümkününün. Gazetesi bir kulis bir haberi şey yaptı. Yüzde 40 artı 40 olabilir diyor. Bir şey yani. hatırlatmak asgari için söylüyorum. Zam. Beş ay önce işte yine bu ekonomi uzmanları, iktidarın önümüzdeki ay iyi olacak falan filan. 5 ay önce konuştuğumuzda yum, yumurta 2 liraydı şimdi 3 lira. Şimdi Ya bir he, şey iyi gitmiyor. Gittikçe Yok hayır, öyle değil. Güzel şimdi ben İyi Parti'ye anket yapan bir şirketle AK Parti'ye anket yapan bir şirketin çalışmalarını gördüm. Yayınlamadılar kamuoyuna. Benden de isim vermemi istemediler ama ikisinde de muhalefette düşüş, AK Parti'de yukarıya doğru bir ivme var. Ben bunun tam Ola tam, tam gerçeği yansıtmadığını düşünelim. Çünkü muhalefetin kesin adayı belli olmadan bu sonuçlar doğru olmayabilir. Ama ben sahada da aynı şeyi görüyorum. Yani bir psikolojik üstünlük iktidar tarafına geçmiş, AK Parti'de yukarıya doğru bir ivmelenme var. Muhalefette kendi arasında kavga ediyor. Şimdi kusurumuza bakmayın yani gördüğümüzü söylüyoruz biz. Yani ekrana çıkıp iki önemli ittifakın iki önemli partisi ben noter değilim, her şeyi onaylamak zorunda değilim derse yani seçmen de der ki ya bunlar zaten kendi arasında kavga ediyor. Bir de iktidara gelseler ne yapacaklar? Diye düşünüyor yani. İha, Şimdi i̇haleyi anda, sen aldın tartışması mesela. AK Parti'nin en önemli rakibi bana göre şu anda kendisi. E, ekonomiyi tam düzeltemiyor hala. Bakın enflasyon TÜİK rakamlarına göre yüzde 83 çıkmış. E, büt, e, dış, dış ticaret açığı artmış. E, döviz bir türlü sabitlenemiyor. Yukarıya doğru küçük küçük de olsa yukarıya doğru çıkarken ekonomi bakanımızın nöropsikolojik açıklamaları varken kusura bakmayın Sayın Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüz çıkışını da ben zamanlım olarak büyük hata görüyorum. Demin size sordu, cevap olarak ben vereyim dedim. Bu bir bu bir hata. E, sosyal medya yasası çıkıyor. Evet. Ben de ben de bunu Sizin endişeniz var mı? 29. madde en tartışılan madde. O da hala tartışılıyor evet. ama bu işte bu tartış bu konu onu gölgede bıraktı diye Tabii de eleştiri Evet. Şimdi ben şunu diyorum. Ben sosyal medya yasasının çıkmasından yana olan birisiyim. Hepimiz gibi bundan muzdaribiz değil mi? Hakaret ediliyoruz. Bakın bana yapılan tehditlerin haddi hesabı yok artık. Yani can güvenliğimizi tehdit Doğru ediyorlar. Edileceğim. Bu ne cüret yani? Bu ne cüret? Bu ekrana çıktığımız gün başlıyor sosyal medyada insanlar. Bir de cüretkar bir şekilde can e, ölüm tehditleri savcılıklardan e, başvuruyoruz, İçişleri Bakanlığı'na başvuruyoruz. Bu nedir yani? Ben bunun çıkmasını destekliyorum. Bunu tartışmak istiyorum. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı yüzünden bunu tartışmıyoruz. Fakat buna da bir cümle bir şey söylemek isterim. Ee, AK Parti ve MHP e, milletvekillerini özellikle söylemek istiyorum. Herkes bu sosyal medya meselesinde muzdarip, sıkıntılı, İnsanlar düzenleme yapılmasını istiyor, sağlıklı tartışalım, küfür yemeyelim, tehdit almayalım, düzgün bir sosyal medyamız olsun. Gelin insanların kaygısını düzen, e, giderin. Yani AK Partili ve MHP'li arkadaşlara söylüyorum. İnsanların kaygısı varsa bunu düzeltmenin ne masuru olabilir? Gerçeği, hakkı, bilgiyi, yani? kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen, yayan kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya evet. kalabilir. Düzenlemesi en çok evet. tartışılan. Bu, yani bu göreceli bir yoruma yol açar. Yani bir, bir haberi paylaşan kişi, eğer onun kaynağında bir yanlışlık varsa ya da bir yanlışlık yapılmışsa hapis cezası ile bir cezai yaptırımın uygulanması. Şimdi amacı anlıyorum. Bu beraberinde getirir yorumu. Özellikle de seçime giderken getirir yorumunu. ne diyorsun? Şimdi buradaki kaygıyı anlıyorum ben. Yani hükümet çevresinin gerçekten büyük bir manipülasyon var, dezonformasyon var ya istihbarat örgütlerinin anormal etkileri var. FETÖ gibi başımızda büyük bir bela var. Her yerden sızıyorlar. Her şeyi karıştırıyorlar. Ama bu Hele şu andaki yargı sistemimizin sıkıntılarıyla beraber, hele şu andaki yorum problemleriyle beraber hukukçularımızın, hakimlerimizin, savcılarımızın yorum sorunları yüzünden çok başımıza ağrıtır. Bizi çok sıkıntıya sokabilir. Gelin şunu düzeltin ya. insanların kaygısını giderecek şekilde hepimiz bunu destekliyoruz. De, öyle değil mi? Yani siz de destekliyor, Hasan da destekliyor. Gürsel Bey de destekliyor. Bu kaygılarımızı giderebilecek Bu kaygıları giderecek yasa değil. maddeyi bir düzenleyin. Böyle çıkarttı. Ne var bunda yani? Amacımız sosyal düzeni güzelleştirmekse gelin destek olun bunu evet. yapın yani. Bunu inatlaşmayı ben doğru bulmuyorum evet. yani bu konuda. Bu, e, size geçmeden önce siz bir bu ekonomi ekonomiyle ilgili ifadeyi kullandınız ya Bakan Nebati'nin. E, bugün Akşener'in de ona yönelik bir eleştirisi vardı. İbretlik bir cümleyle diyor ki biz bilgi ve bilimden koptuk. Dünyada uygulanan tüm ekonomi politikalarını da reddediyoruz diyor Akşener. Bizi artık nörologlar değerlendirsin. Ya yani niye bu kadar uğraşıyorsun? De ki biz ekonomiyi böyle yönetiyoruz çünkü Sayın Erdoğan böyle istiyor de. Saçma sapan açıklamalarınızla çilekeş milletimizi daha fazla yormayın dedi Sayın Akşener. Bakan Nebati'ye soruldu o da buna nöro iktisatla ilgili dalga geçmişler nöroloğa gitsinler o zaman diye de bir cevap Çok talihsiz açıklamalar. Böyle bir yani atışmada yaşandı Siz, bugün. siz bunu 3000 bin, bin, lira emekli maaşı alan ve ekonomik sıkıntı çeken bir vatandaşı empati yaparak konuşmadığının göstergesidir bu biliyor musunuz? Yani şöyle düşünün karşımızda öyle bir emekli vat vatandaşımız olsa ekonomik sıkıntı çekse eti gramla alıyor artık böyle bir ve sayın onun yüzüne bakarak böyle bir cümle kurabilir misiniz? Mesela ekonomi bakanı olsanız. Bu empati yoksunluğundan kaynaklanıyor de biraz. En az yani. konuşan bakanlar ekonomi bakanlarıdır.